Sınav stratejisi ne demek? ISO 56000 serileri içerisinde inovasyon yönetiminin bir sistematik bir şekilde kurulabilmesi için en önemli konulardan bir tanesi de inovasyon stratejisi oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir demiştik. 56000 serisi içerisinde bu stratejiyle ilgili bunu liderin görevleri arasında tanımlıyoruz. Bu stratejinin organizasyonun temel iş hedeflerine odaklı, esnek, uyarlanabilir, performansı izlemeye izin veren ve ilgili taraflarla paylaşılan bir doküman olduğunu vurguluyoruz. İnovasyon stratejisi neler içereceğini de tanımlıyoruz yine ISO 56002'de. İnovasyon yönetimi kılavuz standardı içerisinde örgütün bağlamını, inovasyon, vizyon ve politikasını, rolleri, sorumlulukları ve etkileri bu stratejiyi hayata geçirirken roller neler olacak, kimler hangi sorumlulukları taşıyacak ya etkiler neler olacak bunu da tanımlayan bir doküman olarak kılıyoruz. İnovasyon hedefleri ve bunlara ulaşma planları nelerdir? Zaten strateji dediğimiz zaman hedefe hangi yoldan gidersem ulaşacağımın tanımlaması olarak ifade edersek. Daha sonra organizasyon yapıları ve kaynakları inovasyon hedefimize nasıl tahsis edeceğiz? Bununla ilgili destek süreçler nelerdir tanımlıyoruz. ISO 56002'de özellikle vurguladığımız başka bir şey daha var. Belirsizlik koşulları altında değer gerçekleştirmeye odaklanan. İnovasyon neydi? Yenilik ve değerin gerçekleşmesinin birlikte bir arada olmasıydı. Yani sadece yeniliğin, buluşun, teknolojinin olması yeterli değildi. O yenilik ile, o farklılık ile bir toplumsal sorunu veya bir problemi çözmeye yönelik bir değerin bu hedef kitlesiyle buluşmasından bahsediyorduk. O halde değeri gerçekleştirmeye odaklanan bir stratejiden bahsediyoruz. Varsayım temelli olmasına rağmen diyoruz, bu strateji kanıta dayalı da karar vermeye olanak sağlamalıdır diyoruz. Liderlik, yapılar ve süreçler arasında da bir denge kurmalıdır bu strateji. Bu stratejiyi özellikle böyle uzun uzun anlatmak istememin sebebi de şu. Özellikle Ar-Ge merkezleri olan kurumsal yapılarda teknoloji yol haritası dediğimiz bir dokümana rastlıyoruz. Teknoloji yol haritası Ar-Ge merkezinin üzerinde çalıştığı teknolojik projelere ilişkin hangi yıl ne yapacağını tanımlayan, hangi ürünün geliştirmesini ve prototipini ne zaman üretim ve pazarlama bölümlerine sunacağını tanımlayan bir uzun dönemli, orta uzun dönemli bir yol haritasıdır. İnovasyon stratejisi bunlardan farklı bir şeydir. Yani sadece Ar-Ge merkezlerinin hangi teknolojik alanlarda hangi çalışmaları yapacağını tanımlayan bir yol haritası değildir. Ne dedik? İnovasyon stratejisi iş stratejisiyle paralel, ona odaklı inovasyon değerini gerçekleştirmeye odaklanmış, kaynakları nasıl tahsis edeceğini, nasıl örgütleneceğini anlatan bir stratejik dokümandan bahsediyoruz. Strateji dediğimiz zaman değişik tercihler yapıyoruz gitmek istediğimiz yere. Bizim inovasyon hedefimizde belirli bir niyetimiz vardır, belirli bir risk iştahımız vardır. Bu niyet, hedef ve risk iştahına uygun olarak yollar vardır. O yollarda bir kısım tercihler yaparız. Bu tercihler maliyette lider olacağım tercihi olabilir, özellikle lider olacağım tercihi olabilir, pazarda, tasarımda lider olacağım tercihi olabilir. İşte buna cep telefonu örneğinden ne diyoruz? Samsung bir maliyet lideri olmasına rağmen Apple bir tasarım özellik lideridir diyoruz. Başka ne tip tercihler olabilir? Bunu kendi öz kaynaklarımla yapacağım gibi bir tercih kullanabiliriz. Burada çünkü fikri haklarımı kimseyle paylaşmak istemiyorum, kimseden fon almak istemiyorum diyebiliriz. Buradaki bazı teknolojik alanlarda veya bazı yenilik alanlarında
dış kaynak kullanacağım, ulusal kaynak kullanacağım, TÜBİTAK kaynağını kullanacağım, bakanlıkların kaynaklarını kullanacağım veya uluslararası kaynaklar kullanacağım, Horizon kaynaklarını kullanacağım, ikili anlaşmalarla başka ülkelerin kaynaklarını kullanacağım diye olabiliriz. Veya bir başka tercih daha yaparız, deriz ki bu yeniliği, bu değeri gerçekleştirmeyi tek başına gerçekleştiremem. Bu benim için risklidir, bu benim için pahalıdır. Ben bununla ilgili iş birliğini yöneterek ilerleyeceğim. Bu da bir tercihtir. Belirli iş ortakları, belirli konularda, belirli özelliklere sahip, belirli kaynakları ve yetkinlikleri olan iş ortaklarıyla ilerleyeceğim diye olabiliriz. Ve iş birliğiyle beraber bu çalışmaları gerçekleştireceğim diye olabiliriz. İşte strateji dediğimiz zaman ve inovasyon stratejisi dediğimiz zaman işte bunları, bu tercihleri yaparak ilerleriz. Ve bir strateji, inovasyon stratejisi dokümanında inovasyon vizyonu ve politikası olur. Misyonu olur. İnovasyon hangi alanlarda yenilik yapacak? Bunun tanımlaması olur. Bu alanlarda bu yenilikleri gerçekleştirecek, bu değeri gerçekleştirecek roller, sorumluluklar, yetkiler kimlerdedir, nasıldır bunları tanımlarsınız. İnovasyonla ulaşmayı hedeflediğiniz hedefleri tanımlarsınız. Ve bu hedefe ulaşmak için yetenekler, hangi yeteneklere ihtiyacınız var bunları tanımlarsınız. Ve bu programla ilgili eylem planları, bir iş planı hazırlarsınız, bu sene ne yapacağım ve projelerinizi tanımlarsınız ve yol haritasınızı ifade edersiniz. Dolayısıyla inovasyon stratejisi bir teknoloji yol haritasından öte bir şeydir. Bizim iş hedefimizi ulaştıracak, bize onunla uyumlu yenilik, hangi tercihlerle yenilik yapacağımızı tanımlayacak. Bu tercihlerle bizi hedefimize götürecek yolları tanımlarız. Sadece ürün inovasyonu içermez. Aynı zamanda süreç inovasyonu, hizmet inovasyonu, bir iş modeli inovasyonu, bir sosyal inovasyon çalışmalarımızı da inovasyon stratejisi içerisinde tanımlarız. Bu görselde ise görüyorsunuz, bu özellikle vurguluyorum ve defalarca vurguluyorum. Bir iş stratejimiz vardır. Bu iş stratejimizin içerisinde bir üretim stratejimiz, bir pazar stratejimiz, bir kaynak yönetimi stratejimiz olabilir. Bir de inovasyon stratejimiz vardır. Diğerleri nasıl iş stratejimdeki stratejik hedefime ulaşma amacıyla yollarımı, tercihlerimi tanımlıyorsa, işte inovasyon stratejim de aynı şekilde bu iş stratejimin bir parçasıdır.